Lviv tren istasyonundayız. Burada bir beyefendiyle karşılaştık. Kendisinin Japon olduğunu söyledi ve buraya Ukrayna ordusu için savaşmak için geldiğini söyledi. You said you came here for buraya fight for Ukraine. Ukrayna adına savaşmak için geldiğinizi söylediniz. Buraya nasıl geldiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Evet, çünkü hep haberleri izliyorum. Çocuklar, kadınlar ölüyor burada. Hep onları gördüm. Ve bir haberde, bir videoda bir anneyi gördüm. Anne ağlıyordu oğlu öldüğü için. Ve hep korktuğunu söylüyordu. Neden diye isyan ediyordu. Bunu görünce dedim ki evet, ben bu yüzden savaşmalıyım. Peki normalde nerede yaşıyorsunuz? Asker misiniz? Yoksa buraya gönüllü olarak mı geldiniz sadece? Ben daha önce 2 yıl ordumda görev aldım. Daha sonra yabancı lejyonlarda çalıştım. Peki buraya kaç arkadaşınız geldi? Detay veremem ama yaklaşık 5 diyebilirim, bir grup diyebilirim. Daha sonra burada irtibatlarımızı geliştirdikten sonra bu sayı artacak. Peki çok uzaktan geldiniz, sizin için zor muydu? Evet, ama sorun değil çünkü birçok mülteci var. Ve onlar da yorgun, çok kötü hissediyorlar. Biz askeriz, o yüzden bizim için bu alışkın olduğumuz bir şey. Bizim için bu bir alışkanlık, böyle bir acıya alışığız. Peki Ukrayna için savaşacaksınız, ordu için savaşacaksınız ama nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Çünkü belki Kiev'e gideceksiniz, belki diğer bölgelere, nereye gideceksiniz? Şu anda güney bölgelerine gideriz diye düşünüyoruz. Çünkü kuzeyde, Kiev'de Rusya inemiyor aşağı. Çok hızlı hareket edemiyor. Saldırı hızı oldukça yavaş. Ancak güneydoğuda daha hızlı ilerliyorlar. Orada durdurmamız lazım onları. Ve şu anda Kiev'de çok fazla asker var. Kuzeyde de gönüllüler var. Ama güneyde o kadar gönüllü yok ne yazık ki. Peki Zelenski askerlere ihtiyacımız var demişti, çağrı yapmıştı. Siz onu duyduktan sonra mı gelmeye karar verdiniz? Yoksa düşünüyor muydunuz önceden de? İlk olarak yardımcı olmak istiyordum birilerine. Ukraynalı mültecilere destek vermek istiyordum ama Zelenski'den bu çağrı gelince, askerlere ihtiyacımız var deyince, ben dedim ki ben de askerim. O zaman bu özelliğimi kullanmam gerekiyor dedim ve geldim. Peki aileniz ne düşünüyor bu konu hakkında, buraya gelme kararınız hakkında? Siz bunu yapıyorsunuz ama onların görüşü nedir? Tabii ailem benim yaklaşımıma, benim kararımı onaylamadı ama günün sonunda bana dediler ki adalet pusulanı kaybetme, ona inan ve sağ salim geri gel dediler. Peki yüzünüzü göstermek istemiyorsunuz ama dünyaya bir mesajınız var mı? Başka ülkelere bir şey söylemek ister misiniz, diğer halklara? Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu yüzden neden savaştığımı söyleyeyim. Çünkü bu benim işim. Ve asker olarak benim görevim bu ve bu olay sadece çocuklar, küçük çocuklarla ilgili, sivillerin ölümüyle ilgili ve eğer bir özelliğiniz varsa, örneğin doktorsanız, bu yeteneğinizi kullanıp insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bu ülkenin hayatını değiştirebilirsiniz. Ben de bunun için geldim. Bunu umuyorum. Peki değişik bir soru sormak istiyorum şimdi size. Burada herkes korkuyor. Bir tarafa doğru kaçıyor. Siz diğer tarafa doğru geldiniz. Savaşmaya gideceksiniz. Askersiniz biliyorum ama ölmekten korkuyor musunuz? Ailenizden endişe ediyor musunuz? Korkuyor musunuz? Onlar sizin için korkuyor mu? Evet, tabii ki korkuyorum. Bu zaten doğal bir şey. Ölüm korkusu çok doğal bir şey ama bunu aşmamız lazım. Ve işimi yapmak zorundayım, her zaman yaptığım gibi. Daha da önemlisi ölmemeliyim ve işimi yapmalıyım. İşimi üstelik doğru bir şekilde yapmalıyım. Siz basınsınız örneğin. Yapmanız gereken şey haberleri gerçek bir şekilde vermek, durumu anlatmak. Bu sizin işiniz, savaşmak da benim işim. Bu kadar basit.
Çok teşekkürler. Lütfen kendinize dikkat edin. Gördüğünüz gibi bir Japon buraya gelmiş, Lviv'e gelmiş ve buradan savaşa gidecek. Ukraynalılar için savaşacağım diyor, çocuklar için savaşacağım diyor. Ve kendisi gibi bir grup arkadaşının geldiğini söylüyor. Tabii ki detayları vermek istemiyor, ismini vermek istemiyor. O da Ukrayna için, Ukrayna'nın özgürlüğü için, bağımsızlık için burada Ukrayna topraklarında savaşacak.